Evet ana, gene geldik köyümüzün dağlarına. Evet. Odun yapıyoruz. Odun yapıyoruz gene. Bu sene böyle geçecek bizim kış. Aynen. Bahar geldi. Bahar geldi dedik. Ortalık yeşerdi, güzelleşti, ısındı dedik. Hadi ardından bir daha geri kış geldi. Bu sefer de resmen geri geldi. Yani geçmek bilmeyen bir soğuk var. Hani çok soğuk da değil de soğuk yani hava yine. Gece eksileri görebiliyoruz. -1 dereceleri falan. Soba yakmaya devam. Şey, öyle olsa da şeyler çıkmış ama hayvanlar deme, yılan yavrusu gördüm. Çıkmış. Yılan yavrusu ama şu kadar, daha yeni doğmuş. Ha. Ben kertenkele mi acaba diye çekinmediydim. Ama kertenkele çok hızlı gezer. Bu öyle yavaş yavaş yürüyor da. İyice bir eldim, baktım ayakları yok. Yani yılan, bildiğin yılan. Annenin senede ilk kaplumbağa görürsen işin ağır gider o sene. Hani cemre düşüyor da kainat tekrar canlanıyor ya. Evet. İlk o zaman kaplumbağa görünce işin ağır gidermiş. Yılan görürsen yavaş gidermiş. Ben öyle kaplumbağayı gördüm orada. Çıkmış kaplumbağalar bile çıkmış. Yılan görürsen yavaş mı gidermiş? İkisi de ağır gider, aynı anlama geliyor. Ay, yılan görünce hızlı olurmuş. Hani yılan akıp gidiyor ya yerde. Ha. Kaplumbağa yavaş yavaş yürüyor ya. Evet. Öyle diyorlardı. Yani şaka gibi şey yapıyorlardı öyle. Hani. Bugün ne yapacağız? Bugün kek yapacağız. Ne keki? Nasıl bir kek? Nasıl kek yapalım? Şeyle mi? Ne diyorlar onu? Kakaolu kek mi yapalım? Fark etmez, ben her türlü kek seviyorum şöyle zaten. Karışık renkli, aklıma gelmedi ne deniyordu ona bilmiyorum da. Sağ olsun seyircimizin biri bize hediye yollamış, onun şeyini kullanalım, gar çırpıcı alırmış. Evet. Kepçe şey almış, kevkir diyoruz biz ona ya, yani normalde ne deniyor bilmem. Kepçe böyle yuvarlak olan da delikli olanları alıvermiş. Aha. Bir tane de maşa alıvermiş. Sana da alıverdi, babaanneme alıvermiş, ondan sonra Merve, Gülnur'a, bana, hepimizi sana düşünmüş. Sana da var mı? Bana da var. Ne bana... var sana? Şapka. Oo, hiç onu görmedim ya, babaannen önünde mi kaldı? Ha, bıraktım ben, daha havalar ısınmadı ya, giymem diye bıraktım. Şey mi? Normal şapka mı böyle? Güneş şapkası, siyah. İyi olmuş. Merve, Mervoş'la Gülnur bile çok sevindi ya, babaannem sevindi. Sen de sevindin. Allah razı olsun, düşünmüş. Şey olmuş, masraf olmuş, eziyet olmuş ama çok sevindik. Allah razı olsun, Allah kesesinde bereket versin. Amin. Bizim eziklerimizin çoğunu karşılamış, evet. Yemek yaparken eksiklerimiz oluyordu. Bu izleyicimiz şey, Nursel Baylan'a, ana şeyden daha önce video göndermişti ya bize. Bizim çiçek, tarlamıza diktiğimiz çiçeklere özendim, ben de yaptım diyordu. Videosunu atmıştı bize Instagram'dan. Biz de izlemiştik. Çok güzel yapmışmış. Hatta laleleri toplamış. Her çeşit lale vardı onda. Kırmızı lale vardı. Onda en çok kırmızı. Evet. Kırmızı lale. Çok güzel yapmışmış bahçesini. O izleyicimiz göndermiş. Allah razı olsun. Çok sağ olsun. Yani düşünmüş. İzleyicilerimizin düşünmesi bile yeterli. Yani herkesin göndermesi, şey yapması gerekmiyor. Ha, hani uzak şey, yerler olur. Şey olur. Yani aynen. Bir kişi diyordu, ben size kerpeten en iyisini alırım ama diyordu, Almanya'dayım diyordu. Evet. Yani izleyicilerimiz böyle hediye göndermesine gerek yok. Yani düşünmeleri bile yeterli. Allah razı olsun. Söylememizin sebebi de şey, bu sevincimizi paylaşmak istedik. İzleyicilerimizin bir tanesi göndermiş. İlk kez hediye aldık biz de. Çok günlük sevindik günlük. Yani. Keçe de aldık ya bir kere. Nasıl? Keçe aldık ya, bir saksı keçe. O bir firma göndermişti bize. Yani kişiden ilk defa değil mi? Aynen, bir izleyicilerimizden ilk defa. Yani orada tanıtım amaçlı da göndermişti o firma. Bu şey, bu bir kişiden, bireysel bir kişiden aldığımız ilk hediye oldu. Ondan sevindirdi yani bizi. Sağ olsun. Sağ olsun, Allah razı olsun, Allah kesesine bereket versin. Eziyet oldu garım. Bir yandan da şey oldu, üzülüyor insan da. Ama benim çırpıcım hiç yoktu. Hep almak istiyordum onu. Hmm.
bir türlü almıyordum. Hadi sonra alırım, sonra alırım. Aa bu pahalıymış, bu öyleymiş diyordu. Demek böyle nasipmiş bana. Aynen. Kullanırsın garip. Kullandığında da o izleyicimizi hatırlarsın. Evet. Kalın odunumuz var öde de. İnce odunumuz ediyoruz. Onu da böyle ufaladım. Geçen de böyle yaptık da alıp alıp hemen yakması güzel oluyor. Değil mi Süleyman? Hmm. Merdivene koyuyor. Taşıyorlar odun ama inmeye gerek kalmıyor. Ondan bugün böyle yaptım. Çer çiçekleri bak Süleyman nerede açmış gal. Yoğurt çiçekleri de açmış bizim. Onlar da görünüyor. İşte Süleyman bizim hediyemiz. Hmm. Diğerlerini göstereyim mi? Göster. Bak kepçe. Şey, kevkiri diyoruz biz de. Kepçe öbürü herhalde. Hep insanlar diyordu şey alın alın diye de biz bir aldık. O da daha bulunmayınca şey oluyor işte. Maşa. Sağolsun çok güzeller hepsi de. Evet. Hem de tam İsimlerimizi yazmış üzerine Rızana için. Hmm. Hem de işe yarayacak şeyler olmuş değil mi? Belki düşünüp de almıştır o. Ondan aldığı anlıyorlar ya. Benim elim yanıyor bir şey oluyor şey. Evet. Dağlarda yemek yedirken. Hatta biri dediydi. Alın garı şunu tahtadan alın dedi. Hmm. Bu dediğim gibi yıllardır almak istediğim bir şeydi. Alamıyordum bir türlü. Nasip bu binemiş. Şimdi yani nasıl hediye olarak şeymiş. Yani. Şimdi nasıl bir kek yapacağız? Şeyle mozaik deniyor galiba ona. Bir beyaz hamur yapıyorum ben. Bir de kakaola hamur yaparım. Hafifçe karıştırırım. Böyle şey dalga dalga oluyor. Ondan yapalım bari. Olur. Kakao getirdim ben yollarda bulabilirsem. Ben de evi yeniden dizayn etmeye çalışıyorum da eşyalarım hep birbirine girdi. İnşaat var yan tarafta. Onları yemek hazırlıyor. Evet. Bugünlerde biraz yoğunuz. Biraz video da az atacağız gar mecbur. Çünkü ben inşaata da yardım ediyorum. Gene işçilere zaten birisi amcam, birisi ikisi amcamın işçileri Osman abiyle Mehmet abi. Onun videosu, inşaat videosu şu an biriktiriyorum. Çekimlerini yapıyorum, biriktiriyorum. Birkaç bir videoluk çekim olsun. Ondan sonra paylaşayım. Bugün inşaat yapmadık. Bugün köyümüzde çok soğuk. Çok soğuğu da geçtim. Aşırı bir rüzgar var. Yani aşırı soğuk değil de aşırı bir rüzgar var. Ondan dolayı inşaat yapılmadı bugün. Geldiler sabah soğuk diye bıraktılar. Evet. Geri gittiler. Nasipse yarın
Belki yarından sonra bu soğuk devam ederse belki yarından sonra yapılacak. Kanal döşüyoruz. Şu an kanalın yarısı döşendi. Yarısı oldu. Kalan yarısını yapacağız. Sonrasında damdagar işimiz. Hani o kadar soğuktan sıcaktan etkilenmeyiz. Şimdi tarifini de ver. Bir hani yapacak olanlar, yapmak isteyenler yaparlar. Ne yapacaksın, ne için? Ben bunu yapalım. Son dagar kendimde ne varsa ona göre yapmaya başladım. Bilmem böyle babandan dediği gibi gene kendimizin uydurduğu bir şey. İki tane yumurta kırdım. Bazen bir tane kırıyorum yumurta. Bazen kokabilir içinde diye. Olmaz, bir tane kırıyorum. Bugün iki tane kırdım. Dedem yumurta ver dedi, köy yumurtası. Lezzetli olsun diye iki tane kırdım. Şimdi 1,5 bardak da şeker koydum içine. Çok fazla şekerli olmasın varsın. Ben şekerli yememem lazım o kadar. Ondan sonra yağ koyacağım. Zeytinyağı 1 bardak dediğim gibi bizde zeytinyağı var şimdi. Çiçek yağı yok. 1 bardak zeytinyağı koyacağım. Ondan sonra un koyacağım işte. Şey yapıp 2 paket de kabartma tozu koyacağım. Vanilya koyarım şimdi. Ondan sonra şey yaparım. Hamurun birazını tepsinin bir tarafına döküyorum. Birazını da siyah yapıyorum işte, kakao karıştırıyorum. Sonra onu bir karıştırıveriyorum, böyle dalgalı bir şey oluyor. Kek oluyor. Öyle hafif bir kek yapacağım. Öyle çok abartılı kalıplara dökülen kek değil de normal, hemen çayın yanında iyi vermeklik. Son bir de çay yaparız, yanında yeriz değil mi? Evet. Güzel olur. Ya buz tutuyor da. Ondan bir şeye kattım da erittim. Tabağa, çanağa kattım da. Oluyor mu Süleyman? Ne de olsa sen bu işlerin ustasısındır. Evet. Ben de çok yaparım. Canım istediği zaman kek de yaparım. Pudingli pasta da yaparım. Ta çocukken bile yapıyordu Süleyman. Ben çalışmaya gidiyordum. Ev almıştık, çalışmaya gidiyordum ben. Süleyman da çalışanla sen de dedi zaten, kendi küçük de olsa kendisi izin ver dedi bana çalış diye. O ben gelse bazen canı isterdi, yapık olmuş oluyordu. Çalışmaktan yorgun gelince veren ağır bile olsa ben bile o gün kekini yiyip de yatıyordum. Bir de ben yapardım mesela, böyle çiğ çiğ yemesini çok seviyordum ben. Hamurunu. Böyle yapardım, aynı kek kıvamına getirdim, komple her şeyini yapardım, sonra çiğ olarak yiyiverdim. Bir tane komple yediğim oldu. Bütün hamuru. Bir de aile hep bir yerde olduk mu Süleyman şey yapar, puding pişirir. 2 paket puding gibi katar, 2 paket de süt katar, hiç 1 gram şey yapmaz, sık ya da fazla yapmaz. Ondan sonra bir de bisküvi döşer ortasına, onu tek tek yayar, böyle saatlerce uğraşır, hiç yanına varmayacaksın, hiç işine karışmayacaksın öyle yaparken. Ondan sonra aile olduğu zaman yapıyor, ama dayısı falan geldiği zaman, bizim eve anneannesi geldiği zaman yapardı. O da gari yazın bile oldu mu bir de yanına kola gibi bir şey koymaz gibi yemesi çok güzel oluyordu. Evet, burada annemle bile yaptırdık. Annenle sürekli kek yapıyordunuz değil mi? Siz bir kere çok özlendiniz, karikinizle cırt 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 yapıyorsunuz. Ben sizle dalga geçiyordum da.
O da dalga geçtiğime göre kabarmadı ama. Kekiniz. Ondan sonra bir daha yapmadınız galiba herhalde sizin. Keki bilmiyorum da en son galiba pudingli işte pasta yaptırdık. Böyle pasta dedim de arasına bisküvi döşüyorsun. Döşeniyor. Biliyorsunuzdur. Bilmeyenler de vardır. Belki de kat kat bisküvi yapıyorsun. Her bir kata puding döküyorsun arasına. O kare bisküviler oluyor. El kadar kare olan bisküviler oluyor Ülker'in. Onlardan döşüyorsun. Öyle kat kat pasta gibi yükseltiyorsun. Onu ben çok severdim önceden. Şöyle bir yıldır, iki yıldır yapmıyorum ama önceden çok severdim. Hep yapardım. Sen bir de yaptıktan sonra yemeği de seviyorum. Aynen. Yaptıktan sonra da hemen yemem mesela. Canım istemez hemen. Ben onu en çok buzdolabına koyulacak. Buz gibi olacak böyle. Bir de emişecek o bisküvi de. O puding emişti mi? O zaman çok güzel oluyor. O zaman çok seviyordum. Hep beraber yemesi de çok güzel oluyordu. Öyle Ödemiş'te de yaptığım oldu. Daha ne ilk geldiğim zamanlar. Adamlarla falan yiyelim diye. Ama bir iki yıldır yapmıyorum ben onu unuttum. Unuttuk biz onu ya. Unuttun sen onu unutmazsan ederdin. İşe daldık. Gene diğer de bir teyzenginle bile hep beraber yiyelim. Yapalım bir yiyelim. Bir kere sizinle Öznur alan denk geldi de şaşırdı kaldı da. Bizim çocuğun etlerini yiyecek miyiz indi diyor. Yiyeceğiz ama eder de biz yiyoruz hep diyeyim ben de. O, güzel de etmiş ona ya diyor. O ne? Tamur kabartma tozu ya. İki paket mi geldi? Bir paket az geliyor gibi geliyor. Bu da maya mı oluyor gel ana? Yoksa bu farklı bir şey mi? Bilmem bunun için neden yapıldığını kabartıyor. Bu da işte mayası oluyor da. Neden yapılıyor nedir bilmiyorum hiç. Bu keklerin kabartması böyle oluyor işte. Şimdi yarısını katacağım Süleyman. Yarısını katayım yüksek bir yerde durdurayım ki dağılmasın. Az daha katalım mı kakaosun? Bu
hamuru yaparken insanlara tavsiyem benim ağaç kaşık temiz, sadece hamurlarda kullandıkları sağlam bir ağaç kaşık olsun. Hiç ellerini bile sokmalarına gerek kalmıyor o zaman. Hı-hı. Çok güzel yoğur hamura kıvam veriyor. Çok güçlü oluyor. Hani sağlam olduğu için vurabiliyorsun ya. Hı-hı. Bir de ağaç olduğundan tencereyi delecek, çizecek kaygısı da olmuyor. Ben işte İzmir'de ekmek ederken bile dediğim gibi böyle ağaç kaşığıyla falan var. Hiç başka yemeklerde kullanmadığım ağaç kaşığım var benim. Onunla yapıverir mi? Böyle ayrı ayrı iki kare mi yapacaksın anne sen bunu? Hı-hı. Ya. Karıştıracağım şimdi. Hı-hı. Az karıştıracağım ama deli gibi karıştırmayacağım. Göreceksin şimdi de. Adı var bunların da, ben 40 türlü iş ettiğimden bir şeyin adını bile aklımda şey yapamayım. Mozaik kek mi deniyor? Böyle bir şey denedim. Biraz da ilgilenmediğim için. Şöyle hafif karıştırıveriyorum. Renkler birbirine şey olsun diye Süleyman. Yeter mi var? Yeter. Ebru gibi oldu da. Ebru ile gibi. Hmm. Ebru sanatı var ya. Genel. Laleler. Daha düzgün bir şekilde yapsan lale gibi olacak. İçine değilseniz ceviz istesek iyiymiş. Haberimiz olmadı da. Artık evde olanla yapıyorum. Susamımız vardı. Onu yüzüne serpelim. Hiçbir şey atmasan da güzel olacak ana, böyle şekli güzel oldu. Susamla alın be, güzel olur. Bu da kokulu da. Bak, kar yağmış gibi oldu. Tamam. Tamam, çok atma. Diye bizim sadık fırınımıza koyuyoruz. Her işimize yaran fırınımıza. Evet, soba fırınımıza koyuyoruz. Bu tarafına koydum ve hemen pişiriveriyor. O yüzden iyice kenarını boyadım. Üstünde çayımız oluyor mu? Üstünde yemek oluyor mu? Ivrık kızıyor mu? bir de mutfağımı nasıl yapmaya çalıştığımı gösteren Süleyman gel. Tamam. Işığı atsana. Kapıyı açalım. Aç. İşte Süleyman. Böyle burası mutfağı değil mi? Evim. Bu anamın da kendi çeyizinden. Kupalık diyoruz biz buna. Kupa diyoruz. Bak bardağı bile, bardak bile yeni çıktı Süleyman. Biz eskiden bardağı şuna diyorduk, getiren bedur. Bardak dediğim buydu abisi. İçine su konuyordu. Benimki biraz mini bardak ama. Bardak dediğim buydu eskiden. Buna anam bile hep kupa diyordu. Ben çocukluğumda bile kupa diyordum. Biraz İzmir'e gidince bozuldu benim şiveler de. Bu kupalıktı, bu da çanaklıktı. Bu anamın çanaklığı dışarıdaki gibiydi Süleyman. Bu benim zamanımda, dizim zamanındaki çanaklıydı. Biraz daha modern, dışarıdakini de göstereyim ben. Hı-hı. Şöyle. Şurada merdivendekini de yiyin değil mi? O annenin çanaklığıydı. Böyle. Böyle onu içeride doğru çıkarttı. Keşke hiç bozdurmasaydık. Altında ambarım vardı, her düzenim vardı. Koyuyordu gene anneannem buraya. Kendi sağken, sağlığındayken yıkadığı koyuyordu. Yıkadığı şeyleri koyuyordu artık. O yoksa şuradaydı o.
Yani daha önce anlattık ya, altında ambar vardı, üstünde yüklük vardı. Hı hı. En sonunda bir tane banyo vardı. Hı hı. Onun yanında şey, ceplik diyoruz biz. Giydiği kumaşları dürüp soktukları şey vardı. O burada, onu göstereceğim mi? Gösterelim. Sonra mı göstereceğim? İşte ben neyse bir an evvela mutfağı şey yapayım. Hiç bunu bozmak istemiyorum. Zaten yenilerini falan hiç tamamı yok. Böyle tabakları sıra sıra koyarsın, çanakları. Çok güzel bir görünüm de olur bunu. Evet. Burada ben kendi kendime şöyle dedim, işte tencereleri nasıl asabiliriz dedim annenle. Bunlar benim böyle fazlalık vardı, bunları da astım. Buna da tencerelerimizi asıyoruz. Burada da kaşıklığımız var, onunla kaşıklarımızı koyuyoruz. Öyle işte, pratik, güzel. Aslında ben onun yüzden hiç bozmayacağım gal. Daha da hatta şey yapılabilir ana, böyle hani organik görünüm ve hatta doğal bir görünüm verilebilir. Hani daha da verilebilir ya, masasının üzerini falan ya, değiştireceğim daha ben yani onu. Dekorasyon yapacağız diyoruz ya, böyle hı, daha da ahşap olarak, ondan sonra ne bileyim, doğal olarak yapmaya çalışabiliriz. Evet. Senin olduğun yer kapı zaten iptal olacak, pencere olacak orası. Hı hı. Pencere olacak. Öyle işte, aynamızda baksana bir abisi, annem zamanında, annem çeyizinden. Şu desen eskiyi bilenler, eski olanlar herkes bilir bunu. İçinin camı tamamen eskidiydi. Ben bir gün sardım bunu, sofra bezine götüreyim. Abim falan görürse kızacak diye onun arabasına götüreyim bir de. Ona diyorlar, ama ben bilmeyen ne diye veriyorum falan filan diyorum. Sonra camcıya gittim, bu ne diyor. bunu tamir ettin ha, değer mi diyor. Onun çerçevesi hiç güzel değil diyor. Ben de diyorum, zaten benim için önemli olan çerçeve diyorum. Hani eskiyi hatırlattı, evet. eski şeyler var diyorum. Hani desenler var diyorum. Camını yenile, çerçevesine hiç dokunma dedim. Bunu böyle yenilettim, geldim. Şurada da bir tane küçük odamız var bizim. Küçük bir odamız. Orası karışık. Şimdi daha bir düzenlerim de öyle gösterelim. Tamam. Burada da bir tane odamız var. Yani sadece söylemek için dedim. Şu odanın yarısı kadar küçük bir oda var orada. Burak kireç edeceğim ben. Annem vefat eder bile. 2-3 yıldır hiç kireç bile edilmedi. Edelim bir sürü ya. İşim var. Tamam. Onun çok işim var. Çok daha eskiye döndürmeye çalışacağım. Ben şey yapacağım. Yeni zaten Allah'a şükür İzmir'de evimiz var. Burayı aynen eski haline döndürmeye çalışacağım. Tamam. Ceplik dediğimiz şey burada Süleyman bak. Niye ceplik deniyor lan onu? Bilmiyorum, artık elbiseler sıkıştırıldığı için mi deniyor, nasılsa. Ben ev eşyalarımızı koydum da daha onlar bile ütülenecek de tekrar yazılacak. Böyle bunu boyasım var benim, kahverengiye ya, ne yapacağız bilmiyorum. Yoksa olduğu gibi mi kalacak? Boyarız ya ahşap rengine, cila atarız olmazsa. Bilmiyorum. Cila bile beceremez biz ya. O kadar onunla her şeyin ustası olması gerekiyor. Niye yapamıyorum canım? Sürece sadece fırçayla. Bazı yerlerin ben renklerinde böcek, farklı ama. Börtü böcek girmesin, kurt girmesin içine diye dedim. He, o zaman çok daha anlar. Öyle bir şey yazsak ya. Evet. Bakalım gal, işte insanların da tavsiyesi olursa hani güzel şöyle yapın duvar, hı, mesela duvar halısı bile yapalım mı yapmayalım mı diyoruz. Az önce Süleyman'la hani geyik gibi bir fotoğraf oluyor. Bizim kültürümüzü de yansıtıyor aslında, eski bizim evlerimizde oluyor da oluyormuş. Bizim burada görmedim ben onu, işte bazı evlerde görüyorum mesela şey halı oluyor, duvar halısı böyle geyikli meyikli, bize uyuyor mu uyumamıyor bilmem ben bir. Burada görmedim. Benim çocukluğumda ediliyormuştur belki. En büyük şeyim benim ışıklandırmaya doğal bir şekilde, doğal görünümlü nasıl yapabiliriz diye düşündüm. Onda lamba şeklinde ampuller oluyorsa, mesela ışıklandırma şeyler oluyorsa lambaları. Lamba dedim, gaz lambası. Oluyor gibi. Öyle Gayköy Müzesi'nde var ya şeyde. İşte onun gibi evin dört bir köşesine koyalım diyorum ben. O şekilde aydınlatma yapalım. Hı hı. Bu normal bir kireç gibi bir boyaydı. İyi oluyordu. Gene dökülmüyordu, bulaşmıyordu ama ben şimdi kirece çevireceğim tekrar burayı. Olur. Beyaza boyayacağım. Olur. İşte zamanla bir şeyler yapacağız.
Darda mı patlatacaksın ama? Hı. Canımız istedi, çoktandır etme dedim. Evet. İzmir'de her gün ediyordum da burada, buraya gelince unuttum. Güzel olur ya. Kekle beraber yeriz gel. Darını da az yağsını bol kattım, güzel patlarsa ona öbür türlü patlamaz Süleyman. Hı. Tuzunu sonra patladıktan sonra katıyorum. Öyle alıştım, güzel oluyor. Hem az tuz giriyor öyle yapınca. Hmm. Azıcık katsan yetiyor. Kekimiz de oldu baksana. Oldu mu derin? Evet. Ne güzel olmuş. Evet. Çocuklara falan yiyecek bir şey yapıversen kendi ettiğin yedirirsin en azından. Evet. Abur cubur yiyeceklerine. İlk porsiyonları fındık giydi. Süleyman asıl çekilecek şeyler çekme seyirciler. Ya ben verdim, nasıl çekeceğim onu küçük, ama. Küçük fotoğrafı çekmek için bunu karanlık diye burada görünmedi. Avluya çıktık bir fındık geldi arkamdan kafasını bir taptı. Ana bir baktım fındık, ben bittim gar dedim. Dediğim gibi de tepeme çıktı, omzuma elini koyuyor da. Ağızlar bile takırdayı takırırır diye böyle heyecanlar. Ondan sonra zorbela çektik. Ondan sonra geldik. Hayatta hemen mutfakta yarısını verdik. Evet. Birazını verdik de öyle kurtulduk. Ben bu sefer kendi şeyimizi yaptım. Çay yörede bizim ada çay diyorlar. Süleyman o poşet alır bir göstereceğim ben o bitkiyi. Çok güzel oluyor. Diğer İzmir'de aldım. Normalde çay çok ağır kokuyordu. Bizim bu bitki çok güzel kokuyor. Çok hafif oluyor. Ahlamur gibi. Kendin mi topladın bunu? Ya Ödemiş'ten aldım. Onları aldım. Hmm. Bu şeyde oluyor. Süleyman ta Bozdağ'ın başında oluyor. Hmm. Karyan Bozdağ var ya. Evet. Onun başında oluyor. Her yerde olmaz. Bana katma ben normal çay. Ben kendim yaptım zaten onu. Çok güzel oluyor bu. Kahvaltı gibi akşam yemeği yiyeceğiz. Değişik değişik yemekleri sever mi böyle? Her zaman aynen yağlı yemek yiyip durasım gelmez. Değişiklik olsun be ya. Yarın da yeter zaten, o bize yarın da yeriz. Yarından sonra da belki kalır. Bunun yarın kahvaltıdan önce yeter gar o. Biraz da gelen inşaatçılara bundan şey yaptıralım, fındığa verdirtirelim Süleyman. Fındığa ekmek veriyorlar. O da ekmek mi sever? Ayrıca anne sonra sütlü ekmek yediriyor, et sulu ekmek yediriyor. İnşaatçılar buna ekmek getir veriyor. Kendilerinden kalan kuru ekmek getir veriyorlar. Fındığa veriyorlar. Fındık da ağzına bir ekmekten şu kadar bir şey kaldı yerde. Ne hepsini ağzına dolduruyor, götürüyor. Bir derelere gömük geliyor, bir yerlere gömük geliyor. Evet. Yani onun için onları şey yapmıyor. Eyvallah etmiyor. Hmm, onlar hep ısıracak gibi diyor. Böyle tepesinden bakıyor onlara. Şöyle hareketler yapıyor. Hatta ilti çalıştırdılar da saldırdı da mı Süleyman? Evet, onun sesini sevmiyor. Ondan bundan verdirttirelim onlara, tatlı sever o. Yiyor bakalım, güzel olmuş mu? Güzel olmuş. Normal bir kek. Yiyecek. Hmm. Biraz görünüşü, kokulandırdı, güzel oldu susam. Görünüşü de güzel oldu galiba.